Doruk istedi ki Seyhan ablacığım sen dedi ayakta sun. Tamam ayakta sunacağım, oturmayacağım. Bener Bey hoş geldiniz. Hoş sefalar bulduk. Getirdiniz hoş efendim. Çok teşekkürler. Bugün sizinle birlikte çok fazla gündeme taşınmayan, özellikle karışıklıklara da biraz sebep olan otizmle ilgili konuşmak istiyoruz. Siz öncelikle Bener Erkorur kimdir isterseniz onu söyleyin, sonra otizmle nasıl tanıştınız? Bu bir hikaye olarak görüyorum. Ben biraz incelemeye çalıştım ama öncelikle Bener Erkorur kimdir? Sizin söylemlerinizi onu dinleyelim. Çok teşekkürler. Ben öncelikle Ekin TV'nin tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok ciddi ve Türkiye'de son dönemlerde çok hızla yayılmaya başlayan, hatta dünyanın bile şu anda çok ciddi anlamda dikkatini çeken bir durum otizm. Otizmi ben bir hastalık, bir engellik durum olarak görmüyorum. Tamamen bir farkındalık olarak tanımlıyorum. Ve sizler de böyle bir konuya değer verip gündeme taşıdınız ve anladığım kadarıyla çok güzel bir uzun bir süreli bir program hem de. Kendimizi tamamen net anlatabileceğiz. Güzel bir öncelikle çok teşekkür ediyorum inşallah. Bütün ekibinize. Otizmle tanışmam benim artık son dönemde baktıktan sonra bir kader anına geldi. Yani benim için bir kader oldu. Çünkü hayatta her insanın dünyaya geliş bir amaç ve vizyonu olduğunu inanan bir insanım. Yaradan bizi bir amaç uğrunda yaratmış ve ben otizmle tanıştıktan sonra bunu anladım. Benim hayat hikayem bir sporculuk hayatıyla başladı. Ailemin yönlendirmesiyle. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde hem altyapı futbolculuğu hem de antrenörlük yapma şansına sahip oldum. Birçok genç kardeşimizin yüreğine dokunup onları spor ahlakı içerisinde yaşama kazandırmaya çalışırken hayatım beni İstanbul'daki bir spor işletme bölümünde bir sosyal tesislere taşıdı. Orada tanışmış olduğum otizmli bireyle başladı. Adı Burak'tı. Çok etkiledi mutlaka. Burak eşyalarıyla havuza atlayan, kendini henüz tanımlayamayan bir kardeşimizdi. Konuşma becerisi de yoktu. Ben Burak'a yardımcı olmaya çalışırken babası Bener Bey, siz Burak'la çok güzel bir iletişim kurdunuz. Burak'la beraber bir yaşam projesine geçelim istedi. Ben de Burak'a hem abilik hem sporda kazandığım becerileri ona kazandırmak amacıyla yaşamımı İstanbul'dan Sapanca'ya taşıdım. Ve 23 yaşındaydım o zaman. İnanın ki otizm hala Türkiye'de bilinmiyordu. Otizm ve spor diye Google'da bir arama yaptığımda herhangi hiçbir bilgiye rastlayamıyordum. Bener dedim, sen bu olaya eğer istenilen bir noktada yaklaşır ve iyi bir planlama yaparsan belki birçok şeyi başarabilirsin ve herkese örnek olan bir çalışmaya imza atarsın diye düşündüm. Ve 2000 yılında ben hayatımın kararını vererek hayatımı İstanbul'dan Sapanca'ya taşıdım. Ve orada Burak adındaki öğrencimle bu projelere başladım. 5 yıl sonra Burak kayak yapabilen, tenis oynayabilen bir otizmli birey olmaya başladı. İlk dönemlerde bana deselerdi ki Bener Burak kayak yapacak, hatta Kartepe'den kayak inecek, sen de iPad'de planlar bakacaksın deselerdi. Ben gerçekten de o insanların akli dengesinden şüphe ederdim. Demek ki insanlara inanmak gerekiyor. İnanınca hayal kurmak gerekiyor. Kurduğunuz hayale de aşık olmak gerekiyor. Ben buna çok inanıyorum. Benim bir hayalimdi. Bir spor kulübü kurmakta otizm çocuklarına yönelik ve Türkiye'de ve dünyada ilk olan Sportizm, Otizm Gençlik Spor Kulübü'nü kurmuş olduk. Çok güzel. Böyle bir hikayeyle başladık. Sportizm değil mi? Şu an Sakarya'da eğitim veriyorsunuz siz. Evet, Sakarya, Sapanca bölgesinde. Sapanca'da. Peki şimdi Burak kaldı şu an benim aklımda. Burak'la Doruk'u düşündüğümüz zaman bir otizmli genci canlı yayında konuk etmek gerçi bizim programımızda ilk olsa gerek. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani otizmli bireyler daha önce programlarda çok kısa olarak tutulabiliyorlar. Çünkü davranış problemleri olabilen, kendilerini ifade edemedikleri için bulundukları ortamda çok net duramayan kardeşlerimiz. Sevgili Doruk beni kırmadı. Ailesine de çok teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda Dünya Şampiyonası'ndan geldi. Daha tatil dönemindeydi. Yeni antrenmanlara başlamıştı. Ve burada geldi bizimle beraber. Çok özel bir durum. Bir otizmli bireyin şu anda burada oturması. Birçok ekrandaki şu anda bizi izleyen insanlar o gerçekten de otizmli midir diye düşünecektir ama çok ileri düzeyde çok kendini geliştirmiş bir birey galiba. Atipik otizm tanısı almış, beraberinde bir takım davranış problemlerini getiren bir otizmli kardeşimizdi ki annesi babası neler yaşadığı, bugünlere kadar neler mücadele verdiler, onlar çok daha iyi anlatacaklardır. Doruk çok başarılı oldu. Şu an Sportizm'in en başarılı sporcusu öğrenciydi. Ve birçok otizmliye model ve örnek olabilecek bir kardeşimiz. O zaten şeylerini kendi anlatır size neler başardığını. Peki Doruk'cum biraz sen kendinden bahseder misin bize? Bahsediyoruz. Peki, nerelisin? İstanbullusun diye biliyorum. İstanbulluyuz. Başka kardeşin var mı? Dora Bir tane daha var. Ya da adı ne onun? Dora. Dora. Aa, çok güzel Dora ve Doruk, çok güzel. Biz sana su soruyorsun. Peki yüzmeyi seviyor musun diye sormak isterim sana. Seviyoruz. Çok seviyorsun, hatta şampiyon olacak kadar seviyorsun değil mi? Doruk'cum harikasın. Peki 2011 Dünya Şampiyonası'na nereye gittin? İtalya'ya gittik. İtalya. 12. olduk. 12. oldun. Güzel bir alkış gelsin mi burada sana? Güzel bir alkış gelsin. İtalya'da Dünya Şampiyonası'nda 2011'de 12. oldu sevgili Doruk Davran. Bize gönülden kutluyoruz seni. Bener Bey'in bir VTR'si olacaktı sevgili Barış, onu da yavaş yavaş ekranlara getirmeye çalışalım. Otizm nedir? Otizmin özellikleri, belirtileri nelerdir diye sormak isterim size Bener Bey. Evet, otizm kelime anlamıyla içe dönüklük olarak söyleniyor. 1947 yılında Leo Kanner tarafından tanımlanmış ama şu anda otizmin ilerleyen dönemlerle itibaren bakıldığı araştırmalarda 17. yüzyıla kadar gittiği, Fransa'da Aveyron ormanlarında bir vakanın bulunduğu ve bu vakanın şu anki günümüzde değerlendirmelerinde de ise otizmle olduğu söyleniyor. Demek ki otizm çok daha öncelerine kadar giden tarihi özellikleri var. Bireyin sosyalleşmesini, dil gelişimini etkileyen psikonöro gelişimsel bozukluk olarak tanımlanıyor. Beraberinde birçok özellikleri getirebiliyor. Kimi otizmliler konuşma becerilerinden maalesef yoksun oluyorlar. Davranış problemlerini beraber getirebiliyorlar. Bir takım obsesif ve stereotipik adını verdiğimiz davranışlar koyabiliyor. Mesela örnek vereyim, arabanın tekerini döndürebiliyorlar, dönen çamaşır makinesini dakikalarca takip edebiliyorlar. Bir takım obsesif ve takıntılar adını verdiğimiz davranışları gösterebiliyorlar tabii ki. Parmak izi gibi benim bugüne kadar otizmden çıkarttığım anlam, hepsi birbirinde farklı bir seyir ortaya koyuyor. Bunlar. Otizmli gençleri veya otizmli çocukları baktığımız zaman tanıyamıyoruz. Çünkü zihinsel engeller, hani yanlış varsa mutlaka düzeltin, hep birbirlerine benzerler. Biz öyle ayırt ederiz veya spastik engelliler daha farklıdır. Halkımız bunları karıştırıyor bazen birbirine. Otistik, spastik veya zihinsel engeller karışabiliyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Yani bu konuda Türkiye'de bazı şeyler karışıyor ama ben yurt dışında katıldığım konferanslarda ve bir takım eğitimler verdim yurt dışında. Orada da gördüm. Orada da tüm engelli grubu adını aldıkları bireyleri hepsini bir çatı altında topluyorlar. Ama ben tamamen birbirlerine farklı olduklarını ve farklı ortamlarda özellikle ele alınmaları gerektiğini inanıyorum. Spastik, otistik, bize de diyorlar spastik mi otistik mi diye. Hatta biz otistik kelimesini kullanmıyoruz, otizmli olarak diye bireyleri daha çok insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Otizmli bireyleri demin en başta da söylediğim gibi hasta ve engelli olarak değil, tamamen farklı olarak tanımlıyoruz. Toplumda maalesef bu konuda hala pek ayrım yapılamıyor. Çocuklarımız ona göre bir yaklaşım gösterebiliyorlar maalesef. Peki, ama inşallah en yakın zamanda çok daha farkındalık gelişecektir. Peki otizmli genetik midir, doğuştan mı veya sonradan olabilir miyiz? O konuda neler söylemek isteriz? Otizm tanısını çocuk psikiyatristleri koyuyorlar. Ve onlar koyarken bir takım tanı ölçütlerinden faydalanıyorlar. Gözlem yoluyla yapılan. Çünkü herhangi bir beyin tomografisine ya da bir kan ölçümünden bu çocuk otizmli demiyorlar. Bir gözlem ölçeklerine göre bunu belirliyorlar. Artık ama son dönemlerde 8. aya kadar artık şu anda uzmanlarımız bireyin otizmli olması konusunda tanı koyabildiklerini söylüyorlar. Ne kadar erken tanı konulursa o kadar erken eğitim başlaması gerekiyor. Biz o eğitimin sadece spor ve yaşam bölümünde yer alarak sportizm programlarını oluşturduk. Çok güzel. Peki otizmli bireylerde başardıklarını veya başardıklarında siz neler hissediyorsunuz bir öğretmen olarak, sportizmin bir kurucusu olarak? Çok mutlaka manevi değerleri vardır sizin için. Şimdi otizmli birey, önce Burak'la ben karşılaştığımda düşünebiliyor musunuz? Konuşmayan, havuzda kendini tamamen savuran ve mermer havuza kafası sıfır geçen ve neden acaba kafası çarpıp da acaba arkada gözleri mi var gibi böyle bir takım kendimce analizlerde bulundum. Ve şunu gördüm, otizmli bireyler gerçekten de doğru bir planlama yapılırsa ve onların yaşamını eğer iyi anlayabilirsek